Şuna bak, harika görünüyor. Bu gerçekten benim evim mi? Evet, senin için olduğunu söylemiştim. Hey, bu benim evim. Harika. Eddie, Roddy için bir ev yaptı. Müthiş. Ha? Bir yatak yaşasın. Ha, bu çok eğlenceli. Roddy, dikkatli ol. Bir şey olmaz. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Daha dikkatli olmam gerekir. Roddy! Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yeni evinde güle güle otur. Bu da ev hediyen benden. Sana kitap getirdim. Ben de sana bunu getirdim. Minik bir araba. Top. Benden de bir kamyon. Sağ olun. Lupi'yi buralarda göremiyorum. Haklısın. Buradayım. Kutlama için size pasta getirdim. Tebrik ederim. Hadi üfle ve mumu söndür. Mumu mu? Roddy, şöyle püf diye üfleyeceksin ve mum sönecek. Ağzımla mı üfleyeceğim? Ama sen nefes almadığın için üfleyemezsin. Roddy muma üfleyemedi. Artık yemeye başlayalım mı? Evet. Hadi. Çok lezzetli. Bayıldım. Roddy, sen yemek yiyemezsin. Yiyemez miyim? Ama Roddy tıpkı arkadaşları gibi yemek yiyebilmek istiyor. Roddy şimdi de süt içmeye çalışıyor. Ama bir türlü başaramıyor. Harika olmuş gerçekten. Roddy sütü üstüne döktü. Bütün gün oyun oynamak istiyorum. Gelin. Roddy'ye tuhaf bir şeyler oluyor. Roddy, sen hiçbir şey içemezsin. Galiba kendine geliyor. Roddy, iyi misin? Ne güzel bir uykuydu. Çok şükür. Sıvı içemezsin. İçersen devrelerin bozulur. Artık hiçbir şey yiyip içme, tamam mı? Artık gitsek iyi olacak. Hoşçakalın, sonra geleceğim. Akşamüstü oldu. Herkes evine dönüyor. Ben de evime gideyim. Hoşça kal. Güle güle. Roddy çok mutlu. Kendine ait bir evi var. Küçük bir araba. Evet, şunu bir deneyeyim. Buna bakalım. Çok eğlenceli. Harika. Evet. Bu Roddy'nin sesi. Evet. Burada. Eddie, iyi misin? Roddy, evet, şu anda iyiyim. Özür dilerim. Önemli değil, topu bilerek atmadın. Yeni evin için tekrar kutlarım Roddy. Eddie, sağ ol. Tamam, hadi artık uyuyalım, hadi. Tamam. Roddy, Eddie gibi bir arkadaşı olduğu için çok mutlu. Hororo'nun şehrinde bir gün.
Poronk Ormanı'nda yeni bir sabah. Ne? Saat 7 olmuş bile. Hobby güne hafif bir egzersizle başlıyor. Evet, bu sabah erkenden Edin'in evine gitmem gerekiyor. Ormanda 3 ayı var. Baba ayı, anne ayı ve yavru ayı. Baba ayı Bobby. Çok ama... Merhaba, gece iyi uyudun mu? Merhaba Lupi. Erken gelmişsin. Pororo ile Kronk nerede? Biliyorsun, onlar uykuyu çok severler. Ha, olamaz. Pororo ve Kronk uyuyakalmışlar. Pororo, Kronk. Sana uyuyakalmışlardır demiştim. Ama saat 8'de buluşmamız gerekiyordu. Şimdi saat kaç? Saat 8:30 olmuş. Kronk, uyan. Edi bize saat 10'da evimde olun demişti. Ama ben her zamanki gibi uyuyakaldım. Edi. Hepiniz geldiniz demek. İçeri buyurun. Edi, bize bir şey göstermek istediğini söylemiştin. Evet, işte burada. Edi'nin son icadı. Çok amaçlı pişirici. Bununla pasta yapabilir. Pizza, çörek ve istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz. Her şey mi? Evet öyle. Durun size göstereyim. Tamam. Şimdi mısırları içine döküyorum. Ve düğmeyi şöyle çeviriyorum. Evet, saate bakalım. Şu anda saat 11 ve bir saat sonra patlamış mısır yiyeceğiz. Patlamış mısır mı? Evet öyle. Ama biraz bekleyeceksiniz. Birazdan hazır olacak. Beklediğimden fazla mısırımız oldu. Ama tadı çok güzel. Ve sabah böylece geçti. Öğleden sonra herkes Pororo'nun evinde toplandı. Evet, işte oldu. Kronk. Bence bu çatı eve daha çok yakışıyor. Hayır Kronk. Kronk. Akşam yemeği zamanı. Saat 6:30 oldu. Çocuklar, Edi ile ben size nefis bir pizza hazırladım. Sahi mi Kronk? Gerçekten nefis olmuş. Beğendiğine çok sevindim Lupi. Hoşçakalın Pororo ve Kronk. Ve lütfen bir daha tartışmayın. Merak etme. Güle güle. Arkadaşları yemekten sonra evlerine döndüler. Özür dilerim. Benim hatamdı. Kronk. Sonunda prens prensesi kurtarmış ve saraylarına dönmüşler. Ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Kronk uyuyakalmış. Böylece bir gün daha geçti ve Poronk Poronk Ormanı'na yine gece karanlığı çöktü. Lupi'nin hediyesi. Oyun oynamak çok güzel. Oyun oynamak çok güzel.
gördüm. Neden? Bir nedeni yok. Rica etsen bir dakika arkana döner misin? Tabii. Tamam. Ne yapmak istediğini anlamadım. Aa, yok bir şey. Her neyse, hoşça kal. Lopi. Hı? Evet, ne oldu? Az önce bana ne yaptığını söyler misin? Yarına kadar sır olarak saklamam gerek. Yarına kadar sır olarak mı kalacak? Evet, bir bakalım. Güzel oluyor. Lopi bir atkı örüyor. Pororo böylece sırrı öğrenmiş oldu. Oh, şimdi anladım. Lopi bana güzel bir atkı örüyormuş. Kral! Al bakalım. Merhaba Pororo. Merhaba Edi. Hadi bu defa da kaydırağa çıkalım. Pororo, nereye gidiyorsun? Sabahın bu erken saatinde Pororo neden bu kadar telaşlı? Güzel kokuyor. Peki Edi neden? Pororo. Ne yapıyorsun Pororo? Asıl sen ne yapıyorsun? Bu çiçeği ne yapacaksın? Hiçbir şey. Bu arada sen niye öyle giyindin? Ha? Hiçbir şey için, hiçbir şey. Saklan hadi. Girsene Pobi. Neden dışarıda bekliyorsun? Pororo ve Edi, siz de. Orada durmayın, içeri gelin. Burada olduğumuzu... Nereden anladın? O kadar yüksek sesle konuşuyordunuz ki anlamamam imkansızdı. sizi buraya getiren ne? Öylesine. Her neyse, tam zamanında geldiniz. Sizin için ördüğüm atkıları yeni bitirmiştim. Pobi, bu senin için. Bu Edi için. Çok güzel. Ve Pororo, bu da senin için. Pororo düş kırıklığına uğramıştı. Çünkü hediye alacak tek kişinin kendisi olduğunu sanıyordu. Peki Kronk nerede? Kronk. Bu Kronk olmalı. Al bakalım Kronk. Bu da senin için. Kronk. Kronk. Sağ ol Kronk. Kronk. Herhalde Kronk da Lupin'in atkı ördüğü tek kişinin kendisi olacağını sanıyordu. Her neyse, artık Pororo ve arkadaşları Lupin'in onlar için ördüğü atkı sayesinde daha iyi ısınıyor.